yüzden tesadüf değil. Ve tabii Sabri Balaban'a gelmek Evet. lazım. Sabri Bu Balaban. Şuradan açalım istersin onu. tabii. Dün yine Sedat Peker, Melih Tanrıver diye verdiği yanıtlar sırasında Sabri Balaban'dan söz etti ve Sadat'ın sivil ayağını temsil eden Sabri Balaban'ın yanıma kaç kere geldiğini, HTS kayıtlarını çıkartın. Kaç kere telefonla görüştüğümüzün HTS kayıtlarını çıkartın dedi. Şimdi şeyde Melih Tanrıver dedi ki Sabri Balaban dedi Sadat'ı temsil etmez dedi. Fakat sonra bir hissesi olduğunu, küçük bir hissesi olduğunu kabul etti ama görüşleri bizi bağlamaz dedi. Ama Sabri Balaban aslında şeyin Assam'ın mıydı Erk? Assam'ın, evet Assam. Assam'ın yönetim kurulu başkan vekili ve Akit TV'de programlar yapıyor. Orada kendisini zaten Sadat'ın Assam'ın yöneticisi olarak çok açık biçimde takdim ediyor. Yeni Akit'te de köşe yazarı ve zaten şöyle bir girip yazılarını tararsanız ki son dönemde Kılıçdaroğlu'nun gidişinden sonra da Sadat'ı inanılmaz savunan yazıları görecektir herkes zaten. Şimdi soralım, kimdir bu Sabri Balaman? Sabri Balaban senin de söylediğin gibi Akit yazarı ama Sedat Peker'in sözlerinden yola çıkarak hem Assam'ın yani iki yapı bulunuyor Assam ve Assar Sadat'ın altında. Bu yapılarda çalışanlar da tabii ki Sadat üyesi sayılıyor. Assam'ın yönetim kurulundaki isimlerden biri Sabri Balaban. Zaten ifade ettiğin gibi geçen hafta boyunca biz Sabri Balaban'ın Kılıçdaroğlu'ya en çok saldıran yazarlar Evet. arasında olduğunu gördük. Ve Ama AKP bu aday adayı çok özür dilerim. evet. AKP'den hem Sancaktepe Belediye Başkan aday adayı hem de İstanbul 1. Bölge Milletvekili aday adayı olmuş. Hani Erdoğan hiçbirini tanımıyorum dediği isimlerden birisi de bu aslında. Bir parantez açtım oraya. Evet. Ya hiçbir şüpheye yer yok. Yani Erdoğan söylediklerine kendi bile inanmıyor. Onu söyleyelim. Sabri Balaban inanmıyor. Melih Tanrıverdi inanmıyor. Bu net olarak böyle görülüyor. Bütün kongrelerinin moderatörü bu Sabri Balaban denilen şahıstır. Ama şimdi sadece bu yeterli olmaz belki Sadat içerisinde tanımlamaya. Şimdi vereceğim bir bilgi, Sedat Peker cephesinden birebir alınmış bir bilgidir. Bunu da arkadaşlar mümkünse KC'ye böyle yazsınlar. Sabri Balaban'a Sedat Peker sivil ayak diyor. Sadat'ın sivil ayağı ve çok kritik bir kişi diyor bu anlamda. Hani Nevzat Tarhan psikolojik ayaktı ya, bu da Evet. sivil ayak. Yani aslında biz Akit'in eylemleri, söylemleri, fiilatı, bakış açısıyla bunu görebiliyoruz. Ve ilgim yok diyorlar. Ama ilgisinin olmadığını biz Sedat Peker'in ifadelerinden tam tersini okuyoruz. Çünkü yanıma gitti geldi diyor. Şimdi bu yanına gitme gelme meselesinde ne oldu ona bakmak lazım. Sedat Peker'den para istemiş. Sedat Peker'den Sadat adına para istemiş. Ne parası olarak istiyor ki? Yine Metin Külünk benzeri bir istek bu yani. Paramiliterizme devşirilecek bir para istiyor. Bakın bu kesin bilgi, Sedat Peker cephesinden gelen bir bilgi. Sabri Balaban Sedat Peker'in yanına gidip gelirken Sedat Peker'den Sadat adına para istiyor. Birincisi bu. İkincisi ne zaman istiyor biliyor musun? Ne zaman istiyor? Sedat Peker yurt dışına çıkmazdan önce. Burada da aslında devlet içerisindeki tuhaf klikleri, çatışmaları görüyoruz. Yani AKP rejimi içerisindeki demek daha doğru. Tuhaf çatışmaları görüyoruz. Niye? Biri Sedat Peker'i tasfiye etmeye çalışıyor. Biri Para para istiyor. istemeye gidiyor. Ve ya yurt dışına çıkmadan önce yani bu bilgi. Ne kadar bir meblağdan bahsediyoruz ve tabii Sedat Peker bu parayı vermiş mi ya da daha önce mesela vermiş mi? Ya Sedat daha önce verip vermediğini bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim. Hani Sedat Peker kendini şöyle tanımlıyordu. Ben 10 bin dolarlık adam değilim diyordu Metin Külünk için. Dolayısıyla hani Sadat da bize kalırsa 10 bin dolarlık bir şirket değil. Anlatımda çünkü şunu gördük. Tırların içerisinde silah gönderilmesi. Bu nedenle istenen paranın oldukça yüksek bir meblağ olduğuna hiç şüphe yok. Çünkü 10 bin dolarla bu paramiliter faaliyetler yapılmaz. Tabii.
Peki burada Yeni Akit de tabii Yeni Akit'in aslında nasıl bir görevi olduğunu hepimiz biliyoruz ama Sabri Balaman'ın hem Akit TV'de program yapması ki iki program yapıyor galiba, bir tanesi Derin Kutu'ydu yanın, bir de bir Zıt Kutuplar mıydı? Şimdi tam adlarını hatırlayamadım. Bir de köşe yazarı tabii. Yeni Akit'i de bir yere koymak gerekiyor burada o zaman, öyle değil mi? Ya şüphesiz. Zaten başından beri buna dikkat çekiyoruz. Haftalardır. Bizim programlarımızda da bunu yapıyoruz. Beraber yaptığımız programlarda da. Yani Sadat'ı tek başına kırmak yeterli değil. Sadat'ın bütün ayaklarını, ki gördüğümüz üzere Akit gazetesinde bu işin içinde olduğunu Sabri Balaman üzerinden, bir fikir ortaklığı, bir eylem ortaklığı içerisinde olduğunu görüyoruz ve bütün ayaklarının kırılması, bütün kurumlarının parça pinçik edilmesi gerekir. Akit de dahil olmak üzere. Şunu da söyleyelim, defalarca Akit beni hedef gösterdi. Evet. Ben de bir hedef gösterme hakkımı doğru olarak, yani onlara hani herhangi bir biçimde hakaret etmeden. Yargıyı hedef gösteriyorsun aslında, yargı evet, yolu için. Evet, nelerin içerisinde olduklarını, nedenli sıkıntılı bir pozisyonda olduklarını anlatmak istedim. Yargılanacaklar diyorum yine. Peki, göreceğiz yargılanacaklar mı da. Dün akşama dönelim. Melih Tanrıverdi Halk TV'deydi. Gazetecilerin sorularını yanıtlarken sen nasıl bir izlenim edindin Melih Tanrıverdi izlerken? Hatta şöyle de önce belki şuradan başlamak lazım. Biz Adnan Tanrıverdi ile yapılan söyleşileri falan biliyoruz. Melih Tanrıverdi Kılıçdaroğlu'nun Sadat'ın önüne gitmesinden sonra bir anda işte Medyascope'da, Tele1'de, Halk TV'de, normalde olmaması gereken yerlerde görünmeye başladı. Bu da bir aslında hamlenin doğru olduğunu gösteren bir şey miydi? Yani doğru yere gitmiş ve doğru bir şey yapmıştı ve hani bazı şeyleri açık etti Kılıçdaroğlu, belki olacakların önüne geçti. Henüz bilmiyoruz ama şu an için öyle bir şey var. Bir panik havası mı sezdin? Ne hissettin Melih Tanrıverdi'yi izlerken? Benim Sadat'la iki tazminat davam sürüyor. Ben zannettim ki hızını alamayacak. Beni de arayıp yani ben bir konuşalım diyecek yani. Öyle bir öyle bir muhalif kanallarda kendini ifade etmeye, ispat etmeye çalıştı. Tabii bunlar bir özel harpçiye yakışan ucuz numaralar. Yani o gün Kılıçdaroğlu'nu içeri almıyorsunuz, orada provoke edecek bizi falan diye. Hepsi telefonla çekiyor diye. Ama bir ortam dizaynından sonra buyurun yani biz yerli ve milli bir yapılanmayız diyerek kapılarınızı açıyorsunuz. Tabii ki hiçbir biçimde ikna edici bir tarafı yok bu işin. Hı hı. Yani bu sadece Sedat Peker'in, daha önce gazetecilerin yazdıklarının, bu ilişkilerinin böylesine artık bugün ortaya çıkmış olmasının da doğal bir sonucu değil. Şunu açıkça söylemek gerekiyor. Kılıçdaroğlu hiçbir zaman belgesiz, bilgisiz konuşmadı. Kılıçdaroğlu'nun evet, en büyük özelliği bu. Buradan da şunu görüyoruz ki Kılıçdaroğlu çok sağlam. O ben bürokrasideki uyuyan hücreler diyorum, onlardan, müesses nizamın eski hücrelerinden çok net bir bilgi almış. Dolayısıyla bu gidişlerde, gelişlerde kendini ifade etme biçimlerinde zaten başlı başına çok büyük arıza ve pürüz var. Bunlar da bir itiraf biçiminde iyi hazırlanmış doğrusu Adnan Melih Tanrıverdi. Fakat yani açıklar o kadar ki o açıklar kapanacak gibi değil. Yani iyi anlatırken işte biz evet silah ticareti yapıyoruz diyor ya. Yani. Devletin silahlarını veriyoruz diyor. Şunları açıklayamıyor. Yani biz cihadist bölgelerde değiliz diyor. Ama neden cihadist bölgelerde olduğunu açıklayamıyor. Yatırım diyor. Yani niye yatırım cihadist bölgelerde? Gidin Kaliforniya'da yapın kardeşim yatırımınızı, ya da ne bileyim. Hani başka bir yerde yapın, bunları açıklayamıyor ve bazı noktalarda da aslında bu itirafları kendileri yapıyorlar. Yani biz demedik ki darbeden sonra biz orduda istediklerimizi hayata geçirdik. Biz demedik ki Adnan Tanrıverdi dedi. Yani hangi sıfatla sen bunu söyledin, hangi sıfatla bu dizaynı yaptın, bunu anlatılması gerekiyor. Bunun sorulması da gerekiyordu belki. Ayrıca şunun sorulması gerekiyor. Yani siz mülakatlar açtınız.
Askeri için mülakatlar açtınız, bekçilik için mülakatlar açtınız, ayrıca kolluk kuvvetleri için mülakatlar açtınız. Adnan Tanrıverdi yine kendisi söylüyor, jandarmanın bize bağlanması, yani İçişleri Bakanlığı'na bağlanması tavsiyelerimizden biriydi, çok iyi oldu diyor. Hani bunların anlamlarının iyice bir araştırılması gerekiyor. Ya bunları biz söylemiyoruz, kendileri söylüyor ve bunların tümü suç. Sen kimsin? Hangi sıfatla bunları verirsin? Hani bir şirketim diyor ya, bir özel şirket. Ticari böyle şirketim diyor. Bir ticari şirket devlete, cumhurbaşkanına böyle tavsiyeler vermez. Yani bıraksınlar bu işleri yani. Ya tabii şimdi şöyle de bir şey var. Mesela dün dedi ya hani Kemal Bey eğer randevu alsaydı, gelseydi biz orada olurduk, biz yoktuk. Yoksa tabii ki ağırlardık ama mesela Kemal Bey'in gittiği gün Melih Tanrıverdi şöyle bir tweet atmış. Sadat Kılıçdaroğlu'nu kale almadı, kapıyı açmadı. Yani o günkü tavrıyla dünkü tavrı arasında zaten hani söylediği şeylerin tutarsızlıkları o kadar belli ki. Bir de tabii şu var, hem Mehmet Naci Efe'nin bir gündeki söylesi hem Melih Tanrıverdi'nin dün Halk TV'deki söyleşisinden şunu mesela bir türlü öğrenemedik. Devletin silahlarını biz aracı olarak satıyoruz. Neden devletin silahlarını aracı olarak sen satıyorsun? Neden devlet böyle bir aracıya ihtiyaç duyuyor? Ve tabii bu satışı nasıl yapıldığını da bir türlü anlayamadık. Çünkü şöyle bir şey oldu ne yazık ki dünkü programda. Şimdi bir WhatsApp mesajıyla gelen isteklerden söz etti. Fotoğraf üzerinden söz etti. Yani ve üstelik bazı silahların markasını bilmediğinden bahsetti. Çok acayip bir durum ortaya çıkıyor ve ne yazık ki bu soruların yanıtlarını henüz tam olarak alamadık. Neden bir aracı kuruluş Sadat devletin ürettiği askerleri satıyor? Bu sorunun yanıtı henüz yok. Aslında şuradan bakmak lazım. Yani paramiliterizmin yapısından bakmak lazım. Bu işleri yani bu silah işi iki türlü oldu. Birincisi hakikaten dışarıya AKP'ye yakın şirketler adından yani çok yüksek yerlerinde para kazanması için silah satıldı. Cihadizmdi bu. Ama bunu yasal resmi şirketler üzerinden yaptılar. Kaçak yollarla yapıldı. Bir de Sadat gibi kuruluşlar üzerinden yapıldı. Bunları Türkiye'de kavramak gerekiyor. Türkiye'de öncelikle mesela Gökhan Nuri Bozkır davasının peşinden gitmek gerekiyor. Yani Türkiye'de şu olmuş. Bak Ayşe 2015 yılında 2013-2015 yılları arasında Gökhan Nuri Bozkır eski bir ÖKK subayı 47 defa cihadist Türkmenlere ki IŞİD'de bunun içerisinde silah sevkiyatı yapmış. Evet. Şimdi şunu sormak gerekiyor. Bu silah sevkiyatı nasıl yapıldı? Bu sınırlar nasıl korunamadı? Ya bundan devletin haberinin olmaması mümkün mü? İşte bu şekilde yani Sedat Peker'in de anlattığı buydu. Biz tırları verdik. Sedat yolladı bunu. İşte silah sevkiyatları bu şekilde yapıldı. Buralardan para kazanıldı. Birincisi yasal statüde yapıldı. Ama ikincisi eski Doğu bloku ülkelerinden silahlar alınarak satılması suretiyle yapıldı. Ve buralardan korkunç paralar elde edip bu paralarla hem kendilerini hem şirketlerini idame ettiler. Hem de başka yerlere pay verdiler. O nedenle bu ilişkilere böyle bakılması gerekiyor. Silah sevkiyatı yapar mı yani? Normal bir devlette 47 kez Türkmenlere silah sevkiyatının üstelik bir ÖKK subayı eliyle yapılmış silah sevkiyatının da sorgulanması gerekir. Biz bunların hiçbirini sorgulamadık. İşler bugüne geldi. Şimdi sorguluyoruz. Ve buralarda çok daha büyük sıkıntılar göreceğiz. Çok daha net şeyler göreceğiz. Çünkü Türkiye'nin yurt dışına verdiği silahlar var. Ne demiştik? Yine geçen programlarda. Şimdi şununla övünüyor, herkes övünüyor, muhalefet de övünüyor. Hani bir hani sanayi savunması diye övünüyorlar bunun alt tarafında. Ama şunu görüyoruz, Türkiye çeşitli bölgelerdeki savaşlara çeşitli önemli şirketlerle müdahil oldu. Bunlardan biri de çok açıkça Bayraktar'dı. Şimdi Bayraktar'ın Libya'daki İHA'larıyla Rusya'nın Sadatçılar bu İHA'ların eğitimini veriyor haberlerinin örtüşmesini biz nasıl açıklayacağız? Nereye koyacağız bunu?
Buralar çok işte kara delik denilen yerler buralar. Çok tehlikeli denilen yerler buralar. O nedenle Sadat'a girdiğiniz vakit çok önemli yerlere çıkmanız gerekiyor ve bu araştırmayı da bırakmamanız gerekiyor. Çünkü burada başlı başına bir çete örgütlenmesini görüyoruz. Keşke sadece Sadat suçlu olsaydı. Bugün savcıları göreve çağırdık. Sadat'ın kapısına kilit vurulurdu. Şimdiye kadarki ilişkiler incelenirdi ve her şey biterdi. Ama biz açıkça saray rejiminin buralarda çok büyük nemalanma biçimleri, çok büyük karışıklıklar üzerinden bir yol haritası çizdiğini görüyoruz ve Sadat'ı da gerçek anlamıyla merkeze koymak bugün itibariyle çok mümkün. Yani dediğin doğru, tabii manzara şöyle kılcal damarlarına kadar devletin resmen girmiş. Hani bir yanıyla cemaat şeyini de andırıyor ki demin Adnan Tanrıverdi'nin o saydığı şeyleri söyleyince hani ne istediğinizi de vermedik ki vakasının ikinci versiyonu gibi Tabii geliyor. net. Tabii net olarak böyle. Yani şimdi ama burada bu artık kendini ayrıştırma biçiminde Sadat da büyümüş. Bunu da anlıyoruz. Yani Erdoğan biraz da bu nedenle ayrıştırmak istiyor. Şimdi yine hatırlayalım. Sedat Peker'in anlatımlarından ben yazmıştım bunu. Şu ifadeleri kullanmıştım. Beni tasfiye etmeye karar verdi. Benle bir paramiliter yapılanma kurmak istiyorlardı. Beni Evet. tasfiye etmek istedikten sonra Sadat da karar kıldılar diyordu, değil mi? Hı. Sadat da karar kılmalarından sonra bir başka bir şey olduğuna yönelik işaret veriyordu. Rusya'daki Alfa timlerinin Sadat'ı Eğitim verdi. eğittiğine yönelik bilgiler veriyordu. Ve dikkat ederseniz o dönemde de Sabri Balaman, az önce ismini zikrettiğimiz kişi sürekli Rusya'daki örgütlenme tiplerini, Rusya bloğuna yakınlaşmanın önemini aktarıyordu. Şimdi bu işlerin hiçbiri tesadüf değil. Yani burada arşiv var, burada belge var, burada bilgi var. O nedenle burada çok tehlikeli bir yapı var gerçekten. Bunu görmek lazım. Ama anladığımız kadarıyla bugün itibariyle, yani geçen hafta itibariyle artık Sadat'a bu kirli işleri yaptıramayacaklar. Çünkü Sadat yeterince afişe olmuş, deşifre olmuş. Bir de tabii yani bu öncelikle şöyle de tanımlandı. Erdoğan'ın ordusu, Erdoğan rejiminin ordusu diye de tanımlandı. Yani dünyayı yeni baştan keşfetmeye gerek yok. Çok fazla örneği oldu Sadat'ın. İşte İran'daki Besiç milislerin çok önemli bir örnektir. Neden? Aynı zamanda da işte böyle biz Afrika'yı alacağız, İstanbul'u başkent yapacağız, öte yandan kendi paramızı basacağız falan gibi söylemlerle bir şeriat yapılanması da kurdular. Sadat'ın böyle bir işlevi vardı. Erdoğan'la çok iç içe bir durumu vardı. Yani kendi başına hareket etmedi Fethullah Gülen cemaati olduğu gibi. Ama ticari olarak geldiği noktada çok fazla büyüdüğünü de görüyoruz. Anlaşılan bu ticari faaliyet.